Volümetrik, yani Türkçe ismiyle hacimsel aydınlatma, 3 boyutlu bir sahnedeki ışığın havadaki toz, duman, buhar gibi partiküllerle etkileşimini simüle eden bir aydınlatma yöntemi. Tabi bunu bu şekilde partikül, simülasyon gibi anlatınca biraz karışık gelmiş olabilir ama özellikle Redshift'te bunu yapmak çok kolay. Herkese selam. Sisli bir havadaki ışığı düşünün. Bu ışık havada bir hüzme yaratır. Volümetrik aydınlatmaya en basit olarak bu şekilde bakabiliriz. Volümetrik aydınlatma daha çok üç boyut dünyada geçen bir terim. Gerçek hayatta bu efekt sis makineleriyle yapılabiliyor. Bununla ilgili görsel efekt kurusu Andre Kramer'in videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu bahaneyle ışıklara da girmiş olacağız. Daha önce Cinema 4D ve Redshift üzerinde sadece dome light'ı görmüştük. Diğer ışıklara girmemiştik. Bu videonun aslında büyük bir kısmını bu ışıklar oluşturacak. İşin volümetrik kısmı biraz bahanesi olacak. Başlayalım. Basit bir sahnem var. Sahnede sayılmaz aslında. Bir Batman figürü, bir disk ve kamera var. Burada farklı olan şuradaki ışıklar olabilir. Ben hemen şunu da kapatıp buraya nasıl ekleyeceğimizi de göstereyim. Üst kısımdan Redshift menüsünden Light kısmına giriyorum. Şuradaki noktalara tıkladığımda dışarı alıyor ve bu noktalardan istediğim yere sürükleyip bırakıyorum ve böylece ışıklara daha hızlı ulaşacağız. İlk ışıkla başlamak istiyorum. İlk ışığımız Infinite Light yani sonsuz ışık. E, Render'a da şöyle basayım. Redshift'in varsayılan bir ışığı var. Şu anda sahnede o burayı aydınlatıyor. Herhangi bir ışık yok. Zaten Infinite Light'ı eklediğimde de çok büyük bir değişiklik olmayacak. Çünkü zaten Redshift'in Infinite Light'a benzer bir varsayılan ışığı var. Infinite Light'ta tek yapabildiğimiz bunu döndürebilmek. Sağa ve sola döndürebiliyoruz ışığı. Yukarı ve aşağı döndürebiliyoruz standart ışık ayarlarımız var. Bütün ışıklarda genel bazı ayarlar var. Infinite Light'ta da buradan başlayalım. İlk seçeneğimiz ışık kaynağının rengini belirlemek. Herhangi bir renk belirleyebiliyoruz ya da renk sıcaklığı belirleyebiliyoruz. Kamera kullanan arkadaşlar bilecektir buradaki yazan değer Kelvin değeri. Gerçek bir ışıktaki olduğu gibi renk sıcaklığını buradan ayarlayabiliyoruz. Ya da Color dediğimizde de herhangi bir renk verebiliyoruz. Burayı geçelim şimdilik beyaz bir renkte kalsın. Hemen altında texture. Burada da ışık kaynağına bir görsel ekleyebiliyoruz. Mesela buradan ben bir gradient attığımı düşüneyim. Görselin renginde ekrana bir ışık veriyor. Şimdilik bunu kapatalım. Devam edelim. Intensity Multiplayer seçeneği ışığın gücünü belirliyoruz buradan. Yani yükselttiğimizde ışık kaynağının gücü artıyor, şiddeti artıyor. Düşürdüğümüzde düşüyor. Her ışıkta bu seçenek farklı olabiliyor. Örneğin şu anda ben infinite light'ta bir değeriyle sahneyi aydınlatabiliyorum ama bazı ışıklarda bunu çok yükseltmemiz gerekebilir. Bu ışık kaynağının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişen bir şey. Ben şu anda infinite light kullandığım için bir değeri yeterli oldu. Çünkü çok geniş bir ışık aslında. Başlangıcı ve sonu yok ama geniş, büyük bir ışık. Birazdan zaten point light, spotlight diğer ışıklara girdiğimizde buraların ne kadar yükselmesi gerektiğini göreceksiniz. Diğer ayarda exposure. Bu ikisi farklı şeyler. Birisi ışığın şiddetini, gücünü belirtiyor. Diğeri ise pozlamasını belirtiyor. Kamerada kullandığımız pozlamanın ışık bazında değiştirilmesini sağlayıp farklı farklı ışıklara farklı pozlamalar verebiliyorsunuz buradan. Infinite Light ile ilgili şimdilik bu kadar. Diğer işe geçelim. Point Light. Bu arada sahneye herhangi bir ışık eklediğimizde Redshift'in kendi varsayılan ışığı devre dışı kaldığı için bu ışık yeterli güçte olmadığı zaman sahnemiz çok fazla aydınlanamıyor. Intensity in Multiplayer seçeneğinin değeriyle alakalı bir durum arkadaşlar. Şu anda bu point ışık olduğu için yani nokta ışık olduğu için çok küçük bir kaynaktan ışık dağılıyor ve bunun değerinin daha yüksek olması gerekiyor. Ben şu anda buna bir ama bunu bin yapacağım. Herhalde ışığımız objenin içinde kaldı. Figürümüzün e, soluna doğru getirdim. Diğerindeki seçeneklerin aynısı burada da var. Tüm ışıklarda geçerli bu General tabı. Bunda da diğerinde çok farklı bir özellik yok. Sadece nokta bir şeklinde her tarafa yayılan bir ışık sağlıyor. Bunu da geçelim. Spot ışık külah şeklinde bu ışık yayıyor. Sahneye eklediğimizde, ben şunun, bu arada kameradan çıkayım. Ee, şunu 90 derece çevirip yukarı alacağım. Tekrar kameramıza dönelim. Point light'ta yaşadığımız sorunu yine burada yaşıyoruz. Şu anda eklediğim spot ışık sahneyi aydınlatmadı. Çünkü spot ışığında da aslında ışık kaynağı çok küçük. Şöyle göstereyim. Işık şuradan çıkıyor fakat küçük bir yerden çıktığı için değerini biraz yükseltmek gerekiyor. Yine Intensity Multiplier kısmından ekstrem bir rakam veriyorum. 2500 yetmedi. 25.000'de biraz ışık görmeye başladık. Kullandığınız Redshift sürümünde bu değerler bu şekilde geliyor olabilir. Yani siz Spotlight eklediğinizde zaten 250.000 varsayılan değeriyle geliyor olabilir. Diğer ışıklarda olduğu gibi Exposure seçeneğimiz var. Fakat bunda farklı olan kendi içerisinde ayarları var. Külahın genişliğini yani ne kadar yayılacağını belirleyebiliyoruz. Bu arada ben biraz daha ışığı arttırıyorum burada ışığın ne kadar yayılacağını belirleyebiliyoruz. Fall of angle dediği ise iç kısımdaki ışıkla dışarıya doğru ne kadar yumuşak olacağını belirliyor. Fall of Curve en sondaki yani en dışta çeperindeki ışığın çeperindeki yumuşaklığı belirleyebiliyoruz bununla da. Birbirine yakın şeyler bunlar. Bunları kendiniz de bu değerlerle oynayıp size uygun olanı seçebilirsiniz. Ben yine bunları resetliyorum. Işık kaynağını göremediğimiz için ben hemen bu noktada e, kısmına girmek istiyorum. Çünkü şu anda ışıkları sahnede iyi bir şekilde göremiyoruz. Havadaki yayılmalarını, noktalarını, partiküllerini göremiyoruz. Volumetrik ışığa girmek istiyorum. Sonra diğer ışıklarla devam edelim. E çünkü ışığı daha iyi görebileceğiz. Sahneye volumetrik aydınlatma eklemek için Redshift menüsünden object kısmına geliyorum ve sahneye bir environment ekliyorum. Burada volume diye bir obje de var. Bunda şu anda işimiz yok. Biz environment ekliyoruz. Yani çevre ekliyoruz. Bunu eklediğimizde herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü ışığımızda da volümetrik objeye yani bu volümetrik etkiyi sağlayan objeye ne kadar etki edeceğini ışığın kendi içinden belirlememiz gerekiyor. Bunu da az önceki menüde general'dan gitmiştik az önceki ışık ayarlarında. Burada ise volume tabına geliyorum ve burada contribution scale diye bir seçenek var. Bu değeri çok az da olsa yükseltiyorum. Volümetrik ışıklarımızı görmeye başladık. Peki environment'ın içinde ne gibi seçenekler var? Birinci seçeneğimiz scattering seçeneği. Volümetrik etkinin ne kadar olacağını belirliyor. Yükselttiğimizde bu etki artıyor. Tint ayarında ise volumetrik aydınlatmanın hangi renk olacağını belirliyoruz. Şu anda beyaz, ben kırmızı yapayım ve ışık hala aynı renk fakat volumetrik etkisi kırmızı oldu. Şimdi geri alalım, devam edelim. Attenuation ise aşağıdaki fog kısmı ile alakalı bu durum. Hemen şöyle yapalım. Bu slider'ı ben yükseltiyorum ve sahne kararıyor çünkü sis var sahnede aslında. Bunun rengi de siyah. Ben bu siyah rengi tıklıyorum, başka bir renk yapalım. Yani yine beyaz olsun. Sahneyi sis kapladı. Bunu biraz daha düşürelim buna girmişken aşağıdaki sis ayarlarından da biraz bahsetmiş olayım. Buradan yüksekliğini belirliyoruz sisin. Objenin alt kısmından görebiliyorsunuzdur. bu arada şeyi de Ethanoation'da tekrar yükselteyim. Yani ne kadar sisin etki edeceğini. Böylece sisin yüksekliğini belirleyebiliyoruz. Yine Horizon Blur dediği şu ön taraftaki kendi arasındaki yumuşaklıktan değil sahnenin bitişindeki horizonun blurluğundan bahsediyor. Kameradan çıkarsam belki daha iyi görürüz. Horizon blur'u biraz yükseltiyorum ve şurası biraz daha yumuşak hale geliyor. Bu her ikisini tekrar resetleyeyim ve kameraya dönüyorum. Alt kısımda yüz transform dediğinde şu anda biz bu ışığın dönüşünü yani rotation'ını buradan ayarlayabiliyoruz. Bunu kullandığımızda eğer sisi çevirdiğimizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Tekrar yüz transform'a gelip enable, disable etmemiz gerekiyor. Konumunu bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha sisi yukarıya almak istiyorum. Şöyle ama render'da bunu göremiyorum. Ne yapmam lazım? Tekrar environment'a gidip yüz transformu aktif pasif etmem gerekiyor. Devam edelim. Biz scattering, attenuation ve face'te kalmıştık. Ben şu sis ayarlığını tekrar e, default'a alayım ve attenuation'ı da yine default'a alayım. Bir diğer seçenek ise face materyal ekleyeceğim önce objemize default bir materyal ve Spotlight'ı da bu arada şunu kameraya alıyorum ve ama viewport'tan da çıkıyorum. Böylece bu kamerada yine aynı açıdan görebiliyoruz. Spotlight'ı objemin biraz arkasına doğru götürmek istiyorum ve döndüreceğim. Yukarıdan bakalım şurasında biraz geriye alalım. Şu anda Spotlight'ın sadece konumunu değiştirdim. Environment'a gelip bu Face kısmını göstermeye çalışayım. Face kısmında aydınlatmanın ortama ne kadar dağılacağını ayarlıyoruz sıfırda dengeli bir aydınlatma sağlıyor. Sıfırdan büyük değerlerde yani bire yakın değerlerde volümetrik etki kameraya daha çok yaklaşınca daha fazla görünür hale geliyor. Eksi bire yakın değerlerde ise volümetrik etkiyi göremiyoruz fakat materyaller üzerinde etkisini daha fazla görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Eksi 1'e yakın bir değerdeyiz ve biz aslında volümetriği artık görmüyoruz. Çünkü volümetrik sadece etki ettiği, diğer farklı yerlerden etkileştiği şekilde objeye dönüp sadece bir reflection bırakıyor. Fakat bunu biraz daha yükselttiğimizde volumetrik etkiyi daha fazla görüyoruz. Bunu da tekrar default ayarlarını alayım. Aşağıdan devam edelim. Sisi zaten az önce gördük. Kamerada, Reflection'da ve GI'da ne kadar etki edeceğini belirleyebiliyoruz. Örneğin az önce ben şu şekilde yapmıştım ve volumetrik etkinin yansıması objenin üzerinde belli oluyor. Fakat ben Reflection'ı buradan kısarsam artık o yansımalardan bunu kaldırmış oluyorum. Yine aynı şekilde kamera bunu ne kadar görsün? Yani şu anda kamera üzerindeyim. Ben kamerada ne kadar etki etsin, etmesin gibi seçenekleri var. Face'i default alayım. Kamera kısmına gelip bunu kameranın ne kadar şu anda kamerada olduğum için tabii bunu görebiliyorum kameranın bunu ne kadar göreceğini buradan belirleyebiliyorum. Yine Environment Fog'da örneğin bundaki tekrar bir sis ekleyelim. Şöyle yüksekliği olsun ve için yüksek olsun ve tekrar varsayılan ayarlara döndürdüm. Etrafta da bir sis görüyoruz. Şu etrafta gördüğünüz sisi buradan ayarlayabiliyoruz. Sadece objede görebilirim sisi. Bunu çok farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Şöyle kameradan çıkayım. Şunu da kameradan otoya alayım. Biraz daha yaklaşalım. Tekrar açayım ben Environment Fog'u. Tüm çevresel sisi sadece obje bazlı gösterebiliyoruz. Sahnedeki ışığa volumetrik eklemek için kullandığımız Environment ile işimiz aslında bu kadar. Biz devam edelim. Ben tekrar kamerama dönüyorum. Bunu da kameraya döndürelim ve Environment'ı resetleyelim. Burada da GI açık kalsın. Bir sonraki ışığımız Area Light. Bence Redshift'in içindeki en güçlü ışıklardan biri. Çünkü diğer ışıklarla yaptığımız şeyin birçoğunu Area Light'la yapabiliyoruz. Hemen sahneye bir Area Light ekliyorum. Şu anda arka tarafa doğru bakıyor. Şöyle kameradan çıkayım. Şurada yukarı kaldırıyorum. Bu ışığı aşağı doğru almak için şöyle 90 derece çevirmemiz gerekecek. Ortalayalım. Aynen ortalı. Tekrar kameraya geçiyorum. Area light eklediğimizde ekstra bir e, ayar yapmadan Intensity Multiplier 1 ile yeterli oluyor. Çünkü area light aslında küçük bir ışık değil. E, diğer ışıklarda bahsettiğim olay buydu. Işık kaynağı ne kadar küçükse oradaki değeri biraz yükseltmemiz gerekiyor. Kameradan çıkarsam da ışığın aslında ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Objemizin tamamını neredeyse kaplayan bir ışık. Bu kısımları artık girmiyorum. Zaten aynı e, gücünü arttırıp azaltmak vesaire gibi. Spot ışıkta olduğu gibi arayanın da kendi içinde seçenek kısmı var. Burada ışık kaynağının şeklini belirleyebiliyoruz. Şu anda bir rectangle yani kare. Farklı şekilleri dönüştürebiliyoruz. Örneğin disk yapabiliyoruz. Ya da bir yuvarlak objeden çıkıyor gibi yapabiliyoruz. Bu aslında 3 boyutlu bir yerden çıkıyor tabii ki. Yine silindir yapabiliyoruz. Bu silindiri muhtemelen floresan tüp ışıkları olur ya onlar için düşünmüş olabilirler. Yine bunların x, y, z boyutlarını belirleyebiliyoruz. Ee, bir sonraki mesh light çok önemli. Fakat buraya girmeden önce diğer e, normal rectangle'la neler yaptığımızı görelim. Sonra mesh light'e döneceğim. Bir sonraki seçenek de visible seçeneği. Ben tekrar kameraya döneyim ve aşağıdan biraz bakalım. Şu anda ışık kaynağını göremiyoruz. Sahnede olmasına rağmen göremiyoruz. Ben bunu visible seçeneğini aktif edersem ışığın kendisini de görebiliyorum. Ve yukarıda texture kısmında eklediğiniz görseli de bu şekilde görebiliyorsunuz. Diğer bir seçenek bir directional seçeneği açtığımda hem yukarıya hem aşağı doğru bir ışık yayılması olacak zaten şuradaki çizgilerden de görebilirsiniz. Işık her iki tarafa doğru yayılıyor. Environment'ımız neden ha, çalışmaz? Çünkü area light'ta volume seçeneği aktif değil. Kamerayı tekrar biraz düzelteyim. Area light'ta çok yakınını aldım. Ve Area Light içerisinde e, az önce Spotlight'a eklediğimiz volume kısmından Contribution Scale ayarını yapmamız gerekiyor. Buradan çok az yükseltiyorum ve volumetrik etki yakalamaya başladık. Bu arada arkadaşlar az önce bahsetmemiş olabilirim. Contribution Scale ışık bazlı volumetrik kontrolü sağlıyor. Aslında environment'ın içindeki ile aynı işi yapıyor. Fakat bunu ışık bazlı yapabiliyorsunuz. E, scheduling de bunu global olarak yapıyor. Area light'a devam edelim. E, bir directional seçeneğinde anlatmış oldum. Şöyle döndüreyim biraz daha iyi görmeniz için. Her iki tarafa da ışık yayılıyor. Biz diğer seçenekte normalize intensity. Eğer zaten sahneniz patlamamışsa bu pek bir işe yaramıyor. Sadece ışıkları kapatıyor. Fakat intensity multiplier'ı yüksek bir değerle girdiniz ve sahneniz patladı. Bu tarz durumlarda normalize intensity tıkladığınızda ışığı buradaki rakama değil. Bunun nasıl bir algoritmayla çalıştığını bilmiyorum ama e, oto pozlama gibi bir seçenek. Ben tekrar e, intensity Multiplier'i varsayılan ayarlarına döndürüyorum ve bir sonraki seçenek spread yayılma. Işık kaynağımız şu anda çok geniş, küçültüyorum. Daha küçük bir alandan geldiğini varsayalım. Bu kısımdan ne kadar yayılacağını belirleyebiliyoruz. Işığı şu şekilde Spotlight gibi kullanabiliyorum ve bu ışığı daha da küçültüp yani 1 santim gibi ya 1 santime 1 santim yapıp buradaki Spread'i yükseltip buradan da Intensity Multiplayer'ı çok yüksek değerler verdiğimde aslında Spotlight'a çok benzer bir etki alabiliyorum. Area Light içerdiği özelliklerle bence ışıkların arasındaki en kullanılabilir ışık çeşidi. Bunu tekrar biz 50'ye alalım. Intensity multiplier'da tekrar 1'lere falan düşsün. E, Array bir sonraki işler geçelim. Dom Light bunu daha önce kullanmıştık. Hatta bunu çok kullanmıştık. HDRI harita ekliyoruz. Dom Light e eklediğimizde diğerleri gibi kalır seçeneği, gerçi Tint seçeneği yine var burada ama diğer ışıklarda olduğu gibi Color Temperature gibi seçeneği yok. Bir HDRI görsel seçip HDRI görseli ışık kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Yine pozlamasını yükseltebiliyoruz. Diğer ışık kaynaklarında olduğu gibi. Zaten HDRI olmasının sebebi bu. Yani siz bunu JPEG olarak verdiğinizde buradaki pozlama çok doğru olmayacaktır. Çünkü JPEG özellikle 8 bit bir JPEG'i çok fazla pozlayamazsınız. Çok fazla data yoktur onun içinde. Zaten kompres edilmiş bir data. O yüzden pozladığınızda istemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Bunun renk ayarlarıyla oynayabiliyoruz bu HDR haritanın. Şu e, harita tipinde ise haritanın nasıl haritalanacağını belirleyebilirsiniz. Yani küre içerisinde mi, bir kare içerisinde mi yoksa yarı küre içerisinde mi? Yine alt kısımda bunu ufuk çizgisinden tam terse döndürebiliyorsunuz. Alt kısımda da zaten renk ayarları var. Yine devam edelim. Burada backplate enable ettiğimizde HDR haritanın kendisini görmüyoruz. Fakat etki etme şeklini şu anda gördüğünüz gibi yaklaşırsak zaten bu haritadan aldığı ışıkla obje aydınlanıyor. Fakat Burada farklı bir görsel seçip mesela ben az önce bu haritayı seçmiştim. Fakat mavi bir gradient eklemek istiyorum. Böylece HDRI haritanın ışıklandırmasını alıp arka planını farklı yapabiliyorsunuz. Daha önceki videolarda bahsetmediğim bir özellikten bahsetmek istiyorum Domlight ile ilgili. Biz buna farklı bir arka plan görseli ekleyebiliyoruz. Fakat bu sahnenin alfasını almak istersek herhangi bir şekilde alfasını göremiyoruz. Çünkü şu alfa kan bu arada açıkmış ama kapatmış olayım kapatayım. Bu alfayı aşmamız gerekiyor. Şu andaki sorun muhtemelen environment'ta. Environment'ta az önce anlatmadığım bir nokta vardı. Environment'ın altında da aynı seçenek var. Replace alpha diye bir seçenek var. Bunu pasif etmeniz gerekiyor. Yoksa tüm volumetrik yani şu environment objesi sahnenizin tamamen 3 boyut algısını aslında değiştiriyor. Alfa boyutunda yani alfasını ve z alan derinliğini alamıyorsunuz. Ben buradan bunu kaldırdım. E, aynı şekilde Domlight'a geliyorum. Domlight da bunu e, e, aynı şekilde engelliyor. Ve buradan Alpha Channel Replace aktif ettiğimde artık sahnenin alfasını da görebiliyorum. Siyah ve beyaz tonlarını ayarlayabilirsiniz. Yani eğer siz bu sahnenin bir transparan versiyonunu almak istiyorsanız başka bir compositing uygulamasında, örneğin Photoshop'ta ya da After Effects'te Environment ya da Dome Light kullandıysanız bu alfa kanallarına ulaşamıyorsunuz. Bunlar için kendi işlerindeki bu seçenekleri aktif etmeniz gerekiyor. Yine Dome Light'ta da aynı şekilde. Bunu da ekstra bilgi olarak vermiş olayım. Biz tekrar Dome Light'a dönelim. Backplate kapatalım. Enable background. Ve şu anda biz alfadayız çok pardon tekrar RGB'ye dönüyorum. Background enable edeyim. Yine Dom Light'ı yerini değiştiremiyoruz fakat döndürebiliriz Dom Light'ı. E, yukarı aşağı ve sağa sola Infinite Light'ta olduğu gibi. Eee Dom Light'ta geçelim. Bir sonraki ışığımız IES Light ya da IS Light hangisi daha hoşunuza gidiyorsa. Açılımından bahsedeyim bu ışığın. Illumination Engineering Society isminde dernek bir vakıf mı artık ne diyeyim yani bu Illuminati gibi bir şey aslında bu adamlar herhalde. Işığı yönetiyorlar ve bunların belli standartları var ışıklarla ilgili. Bu standartlara uygun olan belli ışık presetleri kullanabiliyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim. Size de bunun adresini bırakacağım. Hemen bir IS Light ekledim sahneye. Bize tek sorduğu şey IS Profile. General tabının altında IS Profile soruyor. Burada ise ben daha önce indirdiğim IS ışıkları vardı. Bunlardan bir tanesini ekleyeyim sahneye. bir star vardı onu onunla daha iyi görebiliriz. Şu bu vardı PNG dosyası. PNG dosyasını değil, IS dosyasını, IIS dosyasını seçiyoruz. Ben buradan star'ı seçiyorum. Bunu eklediğimde sahneye, sahnede bu ışık görmeyeceğiz. Çünkü muhtemelen yine Intensity Multiplayer çok düşük. Ben bunu yükseltiyorum, 1000 yapıyorum. Bu arada bunun volumetrik ayarlarını da yapalım. Biraz yükseltelim. Şunu çevirelim. Ben yani 90 derece çevirdim. Böyle bir ışık yapmak için Area kullanıp kenarlarına objelerle ışığı engelleyip bu şekilde bir sonuç alabilirsiniz. Fakat IS Light'ta bunlar hazır geliyor ve bunları örneğin iç mimari renderlarda evdeki ışıklara benzer bir ışık olduğu için gerçek profiller olduğu için en azından standartlara uygun profiller olduğu için kullanımı kolay olabiliyor. Bunda da çok fazla bir seçenek yok zaten. Exposure'ını açabiliyoruz. Yine diğer ışıklarda olduğu gibi. işte Intensity Multiplayer'den az önce söylediğim olay. 800 bin çok oldu. Şöyle 500 yapalım. Başka bir IS ışık seçelim. Örneğin display yukarıdan gelen. Display'i seçtim. Hayır ekleme. Ee, şöyle şeye geçelim. Tam bizim Batman figürümüzün üstüne. Biraz da geri çıkalım daha iyi görmek adına. Benim kullandığım şu setin nereden indirdiğimin linkini bırakacağım. Bu arada şimdi aklıma geldi. Biz Araya Light'ta mesh ışığı görmedik. Ona hemen tekrar dönmek istiyorum. Bir Araya Light ekliyorum. Bunun aslında değiştirmemize gerek yok. Çünkü ben bunu başka şekilde kullanacağım. Ama şöyle bir Area Light eklemiş olalım. Area Light'ın içinde az önce tekrar başa dönüp anlatacağım dediğim kısmı anlatmadım. Şimdi tekrar o kısma geldim. E burada biz diğer seçenekleri seçmiştik ama Mesh kısmını seçmedik. Mesh Light belki de en çok kullanacağınız ışıklardan biri olabilir. Çünkü istediğiniz objeyi bir ışık kaynağı olarak belirleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir küre ekledim sahneye. Çok basit primitif bir obje ekledim. Ve Area Light'ın içindeki Mesh Light'tan sürükleyip bırakıyorum. Ve artık bu eklediğimiz küre bir ışık kaynağı haline geliyor. Bunu visible yaparsam zaten daha iyi göreceksiniz ve bunun gibi farklı objeleri ışık kaynağı olarak belirleyebiliyorsunuz. Burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Örneğin siz şöyle bir figür eklediniz sahneye ve bunu area light'ta mesh light olarak kullanmak istiyorsunuz ve bunu sürükleyip bırakıyorum. Fakat hiçbir şey olmuyor çünkü tanıyamıyor. Eğer bu tarz bir sorun yaşarsanız objeyi bir connect objesinin içine alırsanız ve bu connect objesini mesh light olarak tanımlarsanız bu çalışacaktır. Kullandığınız bir obje meshlight olarak çalışmazsa, connect içine alıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben tekrar rectangle yapayım. E, meshlight ile ilgili de bunu söyledik. Devam edelim. Bir diğer ışık da Portal Light. Sahneye bir Portal Light ekliyorum. Kendisi bir ışık kaynağı değil. Tam olarak bir ışık kaynağı değil. Gelen ışığı güçlendiriyor ya da azaltıyor. Portal Light'ı daha çok HDR harita kullandığımız bir sahnede daha iyi anlayabiliriz. Portal Light'ı şöyle objemin sağına çektim. Dome Light ekliyorum ve bu Dome Light'ın içine bir HDR harita ekleyeceğim. Şöyle bir gün batımı HDR'ye ekliyorum. Portal Light'ı da şöyle çeviriyorum bunda tam olarak nereye baktığını göremiyorsunuz. Portal ışığın ne taraftan ışık girdiğini göstermiyor. O bakımdan biraz kontrolü zor. Ben objemin sağ tarafına ekledim ve sağ taraftan gelen ışığı güçlendirmesini istiyorum. Intensity multiplier'ı 1 bunu 2 yapıyorum. Render'da göreceğiniz gibi hemen objenin yanında bir fazladan ışık belirdi. Bu ışık HDR haritasından geliyor. Ben şöyle geriye çekeyim biraz daha. Biraz daha büyütüyorum. Şöyle kameradan çıkalım. HDR haritamızda neler var ona bakalım. Ee, şuradan da otoyu seçeyim. Gün batımı ışığı var ve bugün gün batımı rengini ve bu HDR haritasından gelen ışığı aynı şekilde yükselterek sahneye vermeye yarıyor. Tekrar kameraya dönüyorum. Portal ışığına girdiğimizde kendi içinde belli ayarları var. Boyutunu belirleyebiliyorsunuz. Ne kadar yüksek olacağını belirleyebiliyorsunuz. Burada bir değeri herhangi bir etki etmiyor. Sıfır değeri buradaki ışığı düşürüyor. Şöyle sıfıra çekersem. Burası artık karardı. HDRI'den gelen ışık portal ışığı sayesinde engellendi. Bunu iki yapalım. Yükseltmiş olalım. Portal Light'ı biraz daha iyi görmek için sahneye bir yuvarlak obje ekleyeyim. Küçültüyorum. Böyle ortaya alalım ve bizim Batman figürünü kapatıyorum. Bu materyale de yine bu yuvarlak objemizi ekliyorum. Objenin de segmentini biraz yükseltelim. Kameradan çıkıp şunu da otoya alıyorum ve yaklaşıyorum. Şu anda bizim portal ışığımızda şurada görebilirsiniz. Daha fazla yükselteyim. 5 yapınca. Sadece bu alanın ışığını yükseltti. Diğer ışıklarda olduğu gibi pozlama seçeneği de var. Buradan pozlayarak da bunu ayarlayabilirsiniz. Eğer arkadan gelen ışığı değil de kendisinin de bir renk olarak ışık üretmesini istiyorsanız buradan tint color'dan bir renk verebilirsiniz. Ve bu arkadan gelen ışığı şey hala yansıtıyor fakat üzerine bir filtre ekledi. Kırmızı bir filtre ekliyor. Buradan da bunu resettiğim tekrar. Spread bunu göstermem için sanırım volumetrik ayarlarını açarsam daha iyi olacak. Portal ışığa giriyorum. Volume kısmından Contribution Scale'ini yükseltiyorum. Bunu gösterdiğime göre yuvarlak objemizi kaldırabiliriz. Sahneden şöyle objeyi kaldırıyorum. Tekrar kameraya giriyorum ve diğer objeyi de aktif ediyorum şuradan. Portal ışığımız şu kadar büyüklükte. Ben bunu küçültüyorum. Şöyle yukarı alayım biraz. Biraz da döndüreyim. İşte objemize de biraz yakın olsun. Ve tekrar kameraya dönüyorum. Objemizin sağ üstünden bir portal ışığı geliyor. Portal ışığına girince General tabının altında spread bölümü var. Buradan bunu kısarsak eğer spot ışığı gibi davranacak. Spot ışığını nasıl daraltıp genişletebiliyorsak bunu da aynı şekilde daraltıp genişletebiliyoruz. Daha az bir yere etki edebiliyor. Bir sonraki ışığımız physical sun. Physical sun için başka bir sahne kullanacağız. Batman'li sahneden bu kadar. Pembe panjurlu ev olmaya aday bir sahnem var. Sadece iki tane penceresi var. Bir de bir küp var. Bunun dışında bir environment var. Bunda herhangi bir ayar farklı değil. Bir de domlight var. Ben şimdi render'a basıyorum. Bir sahneyi görelim. Şöyle bir render'ımız var. Domlight'ta da ekstra bir fark yok. Sadece bir HDRI harita var. Bir güneş ekliyorum. Güneş'e ekledim. Güneş objesini de Infinite Light'ta olduğu gibi sadece döndürebiliyoruz. Bunun dışında hareket ettiremiyoruz. Yani yukarı aşağı e, gibi hareket etmiyor. Sadece sağa sola ve yukarı aşağı döndürebiliyoruz. Ben bu ışığı pencerenin arkasından gelecek şekilde döndürüyorum. Şu anda tam pencerenin arkasına geldi ve parkelere yansıyor. Bunu yaptıktan sonra bir hangi özellikler var onlara bakalım. İlk seçenek zaten bütün ışıklarda olan ışığın ne kadar güçlü olacağı. Bunun dışında sun disk scale var. Burası önemli. Gölgelerimiz çok sert yumuşak bir gölge yok. Güneşin çemberini büyüttüğümüzde bu gölgeler de daha yumuşak olacak. Birazcık yükseltiyorum ve gölgeler biraz daha yumuşak hale geliyor. Bunu tekrar eski haline getireyim. Bundan sonraki ayarları ışığın volumetrik ayarlarını yaptıktan sonra bakalım. Ve volume e, volume tıklıyorum ve buradan yine Contribution Scale'den yükselttiğimde zaten güneş ışığı evin içine bir hüzme olarak geliyor. Güneşi tutup yine çevirirseniz farklı yöne Volüm kısmına gelip bunun ayarlarını tekrar tabi düzenleyebiliyoruz. Bunun dışında atmosfer kısmında turbidity ışığın bulanıklığını gösteriyor. Bunu biraz daha yükselttiğimde aslında volümetrik etki biraz daha kaybolacak. Havadaki kirlilik gibi düşünün. Bunu yükselttiğimde volümetrik etki biraz daha azalıyor. Kirlilikten bahsettiğim toz değil tabi. Aslında volümdeki contribution scale'in bir benzerini yapıyor. Bunu tekrar default ayarlarına alıyorum. Ozon ise atmosferdeki ozonu ayarlayabiliyoruz. Burada default olarak 0.35 geliyor. Sanırım bu dünyada olan ozonun varsayılan bir değeri. Yine ufuk çizgisinin yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Burada diğer önemli kısımlardan biri ise red blue shift kısmı. Işığın ne renk geleceğini, sıcaklığını aslında ayarlayabiliyoruz. Kırmızıya mı yakın yoksa maviye mi yakın olacağını ayarlayabiliyoruz. Buradan ben bunu yükselttiğimde ışığın rengi biraz daha kırmızı ve sarı gibi oluyor. Diğer tarafa çektiğimde ise daha mavi. Yine burada saturation var. Bu da buradaki rengini almak için yapmış olsalar gerek ama herhangi bir işlevini göremedim. Bunu tekrar default ayarlarını alayım. Bu sahneyi farklı bir şekilde de volumetrik olarak aydınlatabiliyoruz. Ee, nasıl yapabiliriz? Ben şu güneşi kaldırıyorum. Bunun yerine portal ışık ekleyeceğim. Sahneye bir portal light ekliyorum. Bu kamerayı da sabitliyorum. Şu anda olduğum kameraya sabitliyorum ve kameradan çıkacağım. Bu arada sahnemiz aslında şöyle yani HDR haritanın da şu şekilde ve bu HDR haritanın ortasında bir tane küp var ve iki tane de pencere var. Tekrar kameraya geçiyorum. Ve şu anda sahneye eklediğim portal ışığı şöyle pencerenin kenarına al alacağım. Az önce yaptığım gibi pencerelerin arkasından güneşin girmesini sağlamaya çalışacağım. O yüzden bu portal ışığı pencerenin yanına aldım. Biraz büyütüyorum. Biraz daha büyüteyim. Işıklar arasında kontrolü en zor bence portal ışık. Çünkü ne tarafa ışık verdiğini göremiyorsunuz. Mesela şu anda diğer tarafını çevirmem gerekecek. Buradan ben tekrar deneyeyim. Buradan ayarını yükselteyim. Evet. Muhtemelen diğer tarafını çevirmem gerekecek ve buradan tekrar intensity multiplier'ı yükseltiyorum. Evet şu anda doğru yönde. Fakat portal ışığımızda bir volumetrik etki yok. Bunun için yine volumetric kısmına girip, volum kısmına girip contribution scale'i biraz yükseltiyorum ve gördüğümüz gibi her yer sis oldu bu ışığın etki ettiği her yere bunu yaptı. Fakat daha dar alanda olsun istiyorum bu volumetrik etki. O yüzden yine portal ışığına giriyorum. Bunun ayarlarını da spread ile bu portal ışığın ne kadar dağılacağını belirleyebiliyoruz. Buradan biraz kısıyorum bunu ve ışığın da yerini birazcık değiştireyim. Biraz geriye alayım. Çık karşısına bakayım. Biraz daha büyütebiliriz bu arada ışığı. Tekrar portal ışığa geliyorum. Daha da daraltabilirim. Intensity multiplayer'ı biraz daha düşürelim. Böylece portal ışıkla da içeriye ışık hüzmesi girmesini sağladık. Yine portal ışığa girip volümetrik etkisini biraz azaltabiliriz. Ya da portal ışığın olduğu noktayı değiştirebiliriz. Daha az etki etmesi için, daha çok etki etmesi için ya da ışığın farklı açılardan girmesini istiyorsanız yine şu şekilde portal ışığın konumu ve açısıyla oynayabilirsiniz. Işıkları biraz tanıdığımıza göre şimdi biraz da bu ışıklarla vakit geçirebiliriz. Bir sahne yapmaya çalışacağım. Sahne dediğim etkinlik sahnesi gibi spot ışıklı bir sahne. Hemen başlayalım. Plane ekliyorum ben. Bunu büyütelim. Şöyle bunun karşısına doğru geçelim. Ve spot ışık ekliyorum. Bunu 90 derece döndürüyorum. Ve yukarı alıyorum. Sahneye volümetrik bir etki eklemek için de environment ekliyorum. Spot ışığa girip bunun volüm sekmesinden contribution scale'ini yükseltiyorum. Ve environment'ı eklediğim şekilde bırakıyorum. Şimdi bir render alalım. Sahnede herhangi bir ışık göremiyoruz çünkü spot ışığın intensity multiplier'ı muhtemelen düşük. Bunu tekrar 250 bin gibi bir rakama çekiyorum. Spot ışıktan birden fazla lazım. Bunun için cloner kullanacağım. Mograf menüsüne geliyorum ve burada cloner'ı ekliyorum ve bu cloner'ın içine spotlight'ımızı ekliyorum. 3 tane Spot ışığından çoğalttı. Yönünü değiştirelim. Burada Shift'e basıyorum ve 90 derece döndürüyorum. Şimdi yukarı alalım. Cloner'dan herhangi bir ayar yapmadık. Linear değil, Radial'ı seçeceğim. Çember şeklinde klonlanmış ışıklarımız olacak. 7 tane klon istiyorum. Ve bunların arasındaki boşlukları, daha doğrusu cloner'ımın büyüklüğünü de biraz yükseltiyorum, biraz büyütüyorum. Sadece tek renk var. Farklı farklı renkler olsun istiyorum sahnede. O yüzden Spot ışıktan birden fazla çoğaltıyorum. Ve bunların her birine... Farklı bir ışık veriyorum. Birine turuncu, diğeri de çıkma mavi. Birden fazla farklı spot ışığı ekleyip farklı renkler oluşturdum. Işıkları belli bir noktaya çekmek istiyorum. Çünkü hepsi aşağı doğru bakıyor. Sahneye herhangi bir obje ekleyeyim. Yuvarlak obje ekliyorum. Biraz küçülteyim ve yukarı alıyorum. Target Effector kullanacağım. Fakat bunun bir de Cinema 4D versiyonu var. Ee, onun için bir cloner'ı kapatayım. Ee, şuradan bir ışığı dışarı alıyorum. Şimdi bu ışığın sağ tıkladığımda Cinema 4D tagleri var. Buradaki taglerden... Target seçiyorum. Nereye hedefleyeceğimi soruyor ve sahneye eklediğim yuvarlak objeyi seçiyorum. Buraya sürükleyip bırakıyorum. Obje nereye giderse buradaki spot ışık aynı noktaya bakacak. Fakat bu özelliği Cloner'da kullanamıyoruz. Bunun için MoGraph menüsünde bir efektör kullanacağız. İsmi yine aynı Target efektör. Bunu kaldırıyorum ve bu spot ışığı tekrar Cloner'ın içine alacağım. Cloner'ı da tekrar açayım. Az önce söylemek istediğim şuydu. Buradaki eklediğimiz target özelliği cloner'ın içinde çalışmayacak. Bunu cloner'a eklediğimizde ise çok e, farklı bir sonuç alıyoruz. Şu şekilde ışıklar kendilerini döndüremiyorlar. Target etiketini kaldırıyorum ve MoGraph menüsünden efektör kısmından target efektör ekliyorum. Bu target efektörde hangi objeye hedef alacağını soruyor. Ve yine ben bu yuvarlak objemizi seçiyorum. Bu arada Cloner'ın içerisinde muhtemelen gelmedi. Evet Cloner'ın içinde de hangi efektörleri kullanacağımı seçmek için şuradaki target'ı bu Cloner'ın efektör kısmına ekliyorum. Ve şimdi tüm klonlanmış spot ışıklar belirlediğim objeye doğru döndü. Ve ben bu objeyi nereye çekersem bu ışıklar oraya doğru hareket edecek. Bunu başka kullanılmış objelere de yapabiliyoruz. Farklı bir kullanımı da primitive objeden yani bir null obje ekleyip target efektör kısmına ise bu null objeyi sürükleyip bıraktığımızda obje aynı yerde kalıyor fakat bu istediğimiz null objeyi istediğimiz yere çekip bırakabiliyoruz. Daha farklı sonuçlar almak için böyle de kullanılabilir. Ben buradan null'ı siliyorum ve tekrar e, target efektörün içine objemizi ekliyorum. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Bu arada maviyi değiştirmek istiyorum. Kırmızı olsun bir text ekleyeceğim bu yuvarlak obje yerine. Mograf menüsünden motext seçiyorum. Sahneye bir text ekliyor. Bunun da ne yazalım buraya? Ee, yok. Fontunu da değiştirdim. Aksi forma heavy. Bunu da biraz sahneye ortalayalım ve küçültelim birazcık. Bunun aralığını da birazcık küçültmek istiyorum. Horizontal spacing'i. Bunun dışında bir cloner daha eklemek istiyorum sahneye. Point Light kullanalım. Point Light ekliyorum ve bunu yine Mograf Cloner ekledikten sonra bu Point Light'ı Cloner'ın içine alıyorum. Yine aynı şekilde objek kısmından Radial'ı seçiyorum. Bunun da yönünü değiştirelim. Cloner'dan Radius'unu birazcık değiştirelim. Bunu biraz çevirmemiz gerekecek. Şu cloner'a gireyim. Koordinat 90. Bu arada arkadaşlar dikkat ettiyseniz viewportumuzda ışıklar patlıyor. Render'da olmadığı kadar patlıyor. Bunu engellemek için de hangi ışık çok patlıyorsa ona tıklayıp ışığın altında hep General tabından başlamıştık. Burada bir de Preview menüsü var. Bu üçünde de tıkladığımda bu Preview menüsüne tıklıyorum. Ve buradan Elimination Adjustment bu sadece sol taraftaki viewportun ayarları. Render ilgili bir ayar değil. Yani buradaki şeyi değiştirdiğimizde sadece sol tarafta Çalışma alanımızın ışığını açıp kapatabiliyoruz, düşürüp çoğaltabiliyoruz. Şöyle ben düşürdüm. Siz de, bu arada bütün ışıklarda aynı şey geçerli. Area light diğer infinite light hepsinde bu özellik var ve bu özelliğe girip bu ayarları değiştirebilirsiniz. Yine klonlara geliyorum ben. Biraz daha bu klonu biraz daha büyüteceğim ve biraz yukarı alacağım ve point light olduğu için yine intensity multiplier'ı birazcık yükselteceğim. Aynı sorun burada geçerli. Yine şu illumination kısmına girip birazcık bunu da kısalım. Ve buna da volumetrik etki eklemek için şu Contribution Scale'i birazcık yükseltelim. Bu arada ışıkları göremiyorum. Arkada kalmış. Biraz çoğaltalım bu ışıklardan. 5 tane var. 20 tane olsun. Ve ben sahnedeki yo tekstine bir materyal ekleyeyim. Bu materyal platinum olsun. Bunu Motex'te ekliyorum. Ve Motext'in ayarlarına girip Caps kısmından kenarlarının daha yumuşak olması için Filt. Ve bunu 5, 5, 5, 5. Birazcık tekstimizi değiştirdik ve ben bu teksti e, Cloner'a bakıyorum. Target, bu arada Target Effector'ı sanırım eklemedik az önce yaparken. Ben şuradan tekrar bu Target Effector'ı Motext'e ekliyorum. Şu anda bir sorun var. Sorun ise bizim yazımızın sol tarafındaki alana fokusluyor. Tüm ışıkları oraya odaklıyor ama biz tam ortasını istiyoruz. Bunun nedeni de muhtemelen Motext'in obje kısmına geldiğimde evet alignment'ı left'te kalmış. Bunu ortaya alıyorum ve şimdi tüm ışıklar text'imi takip ediyor. Şu anda bir ışığın arkasındayım. O yüzden bu ışıkları biraz daha geriye almam lazım ve bunun için clonering biraz daha genişletiyorum. Kan sayısını da biraz arttıralım. Zemine herhangi bir materyal eklemedik. Belki zemine bir materyal ekleyebiliriz. Düz bir materyal ekleyelim. En azından reflection alırız. Evet, şöyle bir reflection aldık ama bunu birazcık bozalım. Biraz fazla cam gibi. Birazcık onu türlü hale getirelim. Şuradan Reflection'a geliyorum ve buradan Roadness'ı birazcık yükseltiyorum. Fazla yükselttik sanırım. Beni burada rahatsız eden spot ışıkların bir obje olması gerekiyor ama şu anda sıfırdan yokluktan çıkıyor gibi. Bunun için e, ne yapabiliriz? Kameranın açısını değiştirebiliriz biraz. Fakat bence daha doğru olan bu spot ışıkları daha yukarıya bir yere ve daha güçlü bir şekilde getirmek. Klonlara giriyorum. Hem aralığını biraz genişletiyorum hem de bu ışıkları birazcık yukarıya gönderiyorum. Spot ışığa geldim tekrar. Bu spot ışıkları muhtemelen biraz daha dar yapmam gerekecek. Ama biraz düşürünce fena değil. Ya burada çok mükemmel bir sahne oluşturmaya çalışmıyorum açıkçası. Ee, sadece size buradaki ışıkları farklı bir şekilde nasıl kullanacağınızı göstermeye çalışıyorum. Belki biraz teksti değiştirebiliriz. E, bu arada hala bu şu e, spot ışıklar fazla geldi. Bunların intensity multiplier'ı birazcık düşürelim 100 bin. Bu şekilde daha iyi sanırım. Işıklarla ilgili anlatmadığım bazı noktalara tekrar değinmek istedim. İşte target effectleri göstermek istedim. Ayrıca bu çalışma alanımızdaki ışığın fazla patlaması ile ilgili kısımları da göstermiş olduk. Redshift ile volumetrik aydınlatma ve ışıklar hakkında anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Konu ışıklar olunca bu videoda sanırım biraz uzun oldu. Tabi değinmediğimiz veya benim atladığım birçok konu mutlaka vardır. Önerileriniz veya sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın. Ayrıca Meşkale'nin bir Instagram hesabı da var. Oraya da beklerim. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.